Yeniden merhaba arkadaşlar. Dersimize 6. sınıflarımızın 8. ünitesi olan Bookworms ünitesiyle devam edeceğiz. Bu ünitemizde kitap türlerini öğreneceğiz. Kaç tane kitap okuyorsun bir ayda gibi sorular sormayı öğreneceğiz. Ve aynı zamanda in, on, et gibi mekan belirten kelimeleri öğreneceğiz. Hadi gelin hızlıca kitap türlerimizle ve ünitemizin sık kullanacağımız kelimeleriyle başlayalım. Novel, roman. Sizler de benimle birlikte lütfen kelimeleri not alın. Bookshop, kitapçı, kitap dükkanı. Bookworm, kitap kurdu. Library, kütüphane. Bazen library ve bookshop çok karıştırılıyor arkadaşlar. Bookshop bizim kitap satın aldığımız yerler. İşte DNR gibi veya kırtasiyeler gibi yerler. Kitap satın aldığımız dükkanlara deniyor. Ancak library kitapları ödünç aldığımız, gidip araştırma yaptığımız veya kitapları sadece okumaya gittiğimiz yerlere deniyor. Library'den kitap satın almak gibi bir durumumuz olmuyor. Bookshelf, kitap rafı demek arkadaşlar. Kitaplık olarak da düşünebilirsiniz ama kitaplıklar genelde böyle boydan oluyor. Bookshelf'ler raf olarak sadece duvarda oluyor. Magazine, dergi. Newspaper, gazete. Dictionary, sözlük. Tablet computer, tablet bilgisayar. Drawer, çekmece demek arkadaşlar. E-book, elektronik kitap. Fireplace ise şömine demek arkadaşlar. Bunlar ünitemizde sıkça karşılaşacağımız kelimeler. Bir de kitap türlerine bakalım. Science book, fen kitabı. Veya bilimle ilgili kitaplar. History books, tarih kitapları, tarihle ilgili kitaplar. Geography books, coğrafya kitapları. Music books, müzik kitabı. Poetry books, şiir kitapları. Literature books, romanlar, hikaye kitapları gibi. Bunlar da edebi eserler, edebi kitaplar olarak geçiyor. Şimdi bir de yer belirten edatlarımıza bakalım arkadaşlar. Görsellerden de açıkça anlayabiliyoruz ama bir de cümleleri çevirelim. The bookworm is in the book. In ne demek arkadaşlar? İçinde. Kitap kurdu, kitabın içinde dedik. The bookworm is on the book. On ne demekti? Üstünde demekti. Hemen bakıyoruz. The bookworm is under the book. Under ne demekti? Altında demekti. The bookworm is of
over the book. Over üzerinde demek arkadaşlar. Bir şey için biz on diyorsak üstündedir ve temas ediyordur. Ancak over diyorsak üzerindedir ve herhangi bir temas durumu yoktur. Buna dikkat edelim. Near yakınında demekti. Next to ise yanında, bitişiğinde demek. The bookworm is in front of the book. In front of ne demekti? Hemen bakalım görselimize. Önünde demekti arkadaşlar. The bookworm is behind the book. Behind, arkasında demekti. Ve son kelimemiz the bookworm is between the books. Between ise arasında demekti arkadaşlar. Hemen etkinliğimize bakalım. Bu etkinlikte yer belirten edatlarımızı kısaca bir tekrar etmiş olacağız. Önce bir görseli inceleyin sizden ricam. Çünkü bu görseldeki şeylerin nerede olduğundan bahsedeceğiz sorularımızda. Kedinin, okul çantasının, posterlerin, pencerenin, raketin ve kalemlerin nerede olduğunu bulmanızı istiyorum sizden. Baktıysak, şöyle hızlıca devam edelim. The cat is. Kediyi bulabilmiş miydik? Bla 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 the bed diyor. Kedimiz yatağın altında. Altında ne demekti arkadaşlar? Under'dı. Çok güzel. O zaman biz diyoruz ki the cat is under the bed. The school bag. Okul çantası. The chair demiş. Sandalyenin neresindeymiş? Arkasında diyebiliriz bence. The school bag is behind the chair. Arkasına asılı çünkü. The posters are blah blah the wall. Posterler duvarın üstünde değil mi arkadaşlar? Ne diyeceğiz? The posters are on the wall diyeceğiz. Pencere posterlerin neresinde kalıyor bakalım. Yakınında kalıyor bence. O yüzden ne diyebiliriz? Yakınında ne demekti? Tabii ki near'dı. Süpersiniz. The window is near the posters dedik. The racket is blah blah the toy box. İçinde diyeceğiz. İçinde indi. Süper. The racket is in the toy box. Racket oyuncak kutusunun içinde dedik. The pencils are blah blah the carpet. Kalemler halının üstünde diyeceğiz arkadaşlar. Yine onu kullanmış olacağız burada. The pencils are on the carpet ya da there are pencils on the carpet diyeceğiz. Bir de how much ve how many'yi kısaca açıklayayım size. Demiştim ki bu ünitede biz kaç tane kitap okudun demeyi göreceğiz. How many'yi biz sayılabilen nesneler için kullanıyorduk arkadaşlar. Ne diyeceğiz? Kaç tane kitap okudun? Geçmiş zaman kullanacağız. Geçmiş zamanı artık bir önceki ünitemizden biliyoruz. Nasıl soracağım ben? How many books? Mesela bu ay kaç tane kitap okudun? Did kullanacağım yardımcı fiil olarak. Did you read this month? Bu ay kaç tane kitap okudun? Bu ay kaç kitap okudun? Dikkat edin, sorumda fiilimi yardımcı fiilim did'i kullandığım için tekrar fiilimin ikinci halini değil,
birinci halini kullanıyordum geçmiş zamanda. Kısaca bir bunu da hatırlamış olalım. Cevap verirken nasıl diyeceğim? Şimdi fiilimin ikinci halini kullanmam gerekiyor biliyorsunuz. Read fiilinin ikinci hali read'di arkadaşlar. Yazılışı aynı, okunuşu farklıydı. Ne diyeceğim? I read 20 books in this month. Pardon. This month diyeceğiz. Bu ay 20 kitap okudum. Dikkat edin, burada aynı yazdım read'i ama read diye okuyorum. Fiilimin ikinci haliyle okumuş oluyorum yani. Bunu this month yerine this year, işte in June, in July, aylarını, günlerini, yıllarını ya da hafta olarak bile sorabilirsiniz arkadaşlar. Kalıbımız bu olacak sadece. Şimdi gelin birkaç tane soru çözerek dersimizi tamamlayalım. Bu arada ünitemiz aynı zamanda fiillerin geçmiş zamandaki düzensiz hallerine de odaklanıyor ama biz zaten geçmiş zamanı bir önceki ünitemizde anlatmıştık. Düzensiz fiiller için de bol bol ezber yapmamız gerektiğini belirtmiştik. Eğer geçmiş zaman konu anlatımını hatırlamıyorsanız bir önceki ünitelerimize, bir önceki videolarımıza bakarak konu tekrarını yapabilirsiniz. Çözeceğimiz 3 soru var arkadaşlar. Bu üniteyle ilgili hızlıca bir tekrar yapmış olacağız öğrendiğimiz kelimeleri. Where is the book? Kitap nerede demiş. Resme bakıyoruz. Kitap neymiş? Yatağın üstündeymiş. Hemen kelimelerime bakıyorum. 10 üstünde demekti. Aradığım cevap bu ama ben hiçbir zaman diğer şıklara bakmadan ilk şıkkı atlamıyordum. Under altında demekti. Gitti. Between arasında demekti. Gitti. Behind arkasında demekti. Gitti. Biz ne diyeceğiz? It's on the bed. Yatağın üstünde diyeceğiz. Yani cevabımız A şıkkı olacak. 8. sorularımız kitap türleriyle alakalıydı. Hemen bakalım. What are you doing, James? Ne yapıyorsun James diye sormuş. James ne cevap vermiş? I'm looking up the new words from the blah blah. Look up the new words. Yeni kelimelerin anlamlarına bakmak. Biz yeni kelimelerin anlamlarına nereden bakarız? Hemen şıklarımıza bakalım. Newspaper, gazeteden kelime anlamına bakar mıyız? Gitti, bakmayız. Novel, roman, romandan kelime anlamına bakar mıyız? Gitti, bakmayız. Magazine, dergi demekti. Dergiden de bakmayız. Ama dictionary ne demekti? Sözlük demekti. Biz yeni kelimelerin anlamına sözlükten bakacağımız için cevabımız D şıkkı, dictionary olacak. Bir de geçmiş zamanla ilgili sorularımıza bakalım. Geçmiş zamanımızın yardımcı fiili neydi arkadaşlar? Did'di. Biz zaten sorumuzu did'le soracağız. Nereden anladık bunu? Blah blah finished your project last week. Geçen hafta demiş. Geçen haftaysa geçmiş zaman kullanacağım demektir. O yüzden ben hemen yardımcı fiili do olan şıkları eledim bile. Did you finish your project last week? Sorarken did yardımcı fiilimi kullandım. Fiilimin birinci halini kullanıyordum. Cevapta ne demiş? Yes, I blah blah it 2 days ago. Yardımcı fiili veya did'i herhangi bir yerde görüyor muyum? O bana geçmiş zaman olduğunu söylüyordu. Göremiyorum. O zaman ne yapacağım? Bu sefer fiilimin ikinci halini kullanacağım ki finish düzenli bir fiildi. Yani sonuna ed alacak demekti bu. O zaman ne diyeceğim? Yes, I finished it. Bu da çok ince oldu. Şöyle bir tık kalınlaştıralım. Finished it 2 days ago. 2 gün önce bitirdim.
Evet arkadaşlar, Bookworms ünitesiyle ilgili bahsedeceğimiz kelimeler ve öğreneceğimiz kalıplar bu şekildeydi. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Derslerinize sıkı çalışın.